Arkadaşlar yine sabah suyunu hazırız. Karavanımızı şöyle yolun kenarına bıraktık. Şurada bir patika var. Buradan aşağı ineceğiz avlanacağımız yere. Biraz rüzgarlı bir hava. Ondan sonra da Sefa ile bugün video yüklemek için Gelibolu merkeze gideceğiz. Buranın interneti yetmiyor bize. Öyle koşturmacalı bir günümüz olacak. Akşam bir daha hava yapacağız. Ama sizden şu kuşun sesini dinlemenizi istiyorum. Şöyle bir susuyorum şimdi. Muhteşem bir şey. Bir yandan köyden gelen horoz sesleri, bir yandan doğanın sesi, kuşların sesi. Sefa Bey hazır mıyız? Hazırız abi. Bir sabah suyuna da hazırız. Hadi gidelim küçükleri çivileri yıkalım gelelim. Dün sabah gibi olursa. Belli olmaz. Aynen öyle. Takımlarımız burada. 3 tane olta takımımız. Çantamız. Kameralarımız. Kepçemiz. Bakın ufacık da bir kuş ha. Şu dalın üzerinde minnacık. Ne bu arkadaşlar? Bunun adını bir yazın ya. Çok merak ettim. Patikamızdan aşağıya doğru yürüyoruz yine. Bu merada bu son avımız olacak. Akşam o merayı değiştirmeyi düşünüyoruz. Ama güzel, keyifli yani. Her boydan balık aldık burada. Oltalarımız elimizde. Bakın şöyle. Bunlar ne artık? Ekim mi? İnsanlar burada çalışıyor. Şu patikaya bayılıyorum ya. Çocukluğumda böyle gezdiğim yollar gibi. Bizim sitenin arkasında Gölcük'te, Yerimendere'de böyle şeyler vardı, fındıklıklar vardı. Oranın böyle kendine has uzun bir fındığı var. Aynı böyle patikalarda gezerdik. Şurada bir kuş var, kumru galiba. Evet, aradan göl göründü. Evet, meraya geldik. Şimdi kutularımızı açalım. Bakalım nasıl bir yemle başlasak bugün ama. Bakın burada bir sürü silikonlarımız var. Bakın benim dün kullandığım hazırda olan yemlerden. Bunlar da değil. Hangisiyle başlasam acaba? Şunları birinin içine mi koydum? Ceketli hazır bir yemim vardı benim çünkü. Şu olabilir. Neyse. Bir etüt yapalım bakalım. Ya da şu kitle başlamaya karar verdim ya. Bunu şu rengiyle başlayacağım bakalım. Rast gelsin bize. Arkadaşlar bir saat kadar attık ama inanılmaz rüzgar var. Ne takip ne vuruş, hiçbir şey yok. Şimdi hava sonlandırıyoruz. Karavanımızı toparlayacağız. Seyahat etmeye uygun hale getireceğiz. Yoksa her şey düşer. Oradan da Gelibolu'ya video yüklemeye. Evet, şimdi karavanı yerleştirme zamanı. Şu dolap vallahi bütün işlerimizi görüyor. Sağ olsun. Bakın şuradan şöyle yaptığımız yer çok dağınık. Birazdan bunların hepsini toplayacağız. Şöyle içeri doğru girelim, gösterelim. Before after yapacağız size. Arkadaşlar şu an yolculuğa hazırız. Tertemiz yaptık karavanımızı. Karavanda bir şeyler bir yerlerdeyken seyahat olmuyor. Onların hepsi düşüyor böyle paldır küldür. O yüzden hazırlığımızı yaptık. Gördüğünüz gibi 2 dakikada gösterelim içeriği. Şöyle tertemiziz. Bizim bu saklama alanlarımız gerçekten çok iyi. Keza şurası var. Şimdi yolculuğa çıkabiliriz. Ne yapacağız? Gelibolu'ya gideceğiz arkadaşlar. Bir tane böyle bir yere oturacağız. Orada videolarımızı yükleyeceğiz. Tabii ki internetin iyi çekmesi gerekiyor. Burada çekiyor kısmen ama yani upload etmeye yetmez. Sabah suyumuz verimsiz geçti. Gerçi biz de çok yorgunduk, isteksizdik. Birazcık enerjimizi depolayalım. Dinlenelim. Ondan sonra öğleden sonra ertesi sabah avlara kaldığımız yerden devam. Birkaç günümüz kaldı. Son kez güzel bir kamp atacağız. İlk başladığımız yerde o devlere deneyip alamadığımız balığın az ama öz olduğu yere gideceğiz. Son kez şansımızı deneyeceğiz. Belki 100 santim üzeri bir dev orada yatıyordur, bizi bekliyordur. Rast gelsin. Yolculuğumuza başladık ama tabii ki köy ortamı değişik şeyler çıkıyor karşımıza. Şurada bir keçi sürüsü. Bayağı da çoklar. Buradan nasıl geçeceğiz? Bilmiyorum. Herhalde şöyle yandan amca gel gel etti az önce bana. Şöyle yandan geçeceğiz sanırım. Oo, maşallah maşallah. Burada 100'den fazla keçi var ha. Sese bak be. Sese bak. Abi dur 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 dur. Dur dur. Devasa değil mi? Evet.
Selamünaleyküm. Eyvallah. Bak bak küçük oğlaklar çok tatlı. Evet, mezarlığın yanından geçtik. Ölüm var arkadaşlar. Ona göre yaşamak lazım. Sefa nasıl karavancılığım? Böyle dar alanlarda güzel manevralar yapmaya başladım değil mi? Cidden abi performansın hani beklediğimin çok üstünde. Peki senin babanın ve kendinin hatta Mercedes Sprinter'ının olmasına rağmen manuel araba kullanma pratiğin olmadığı için yollarda hiç bana destek olmamanı ne demeli? Evet abi, buna acilen başlayacağım ama bu yaşıma kadar babam çok minibüs kullanmamı istemedi. O yüzden ben de başlamadım. Bu işi biz ticari yaptığımız için. Aha. Ama şu an artık hobiye döndüğü için mevzu, babam izin verir diye düşünüyorum. Dönünce İstanbul'a gittiğim tatillerde başlıyorum artık kullanmaya. Evet arkadaşlar, Sefa'ların şeyleri var değil mi? Servis hattınız evet. Var. Personel ve servis taşımacılığı İstanbul'da. Aynen. Adamda aynısından var ve gel gör ki sadece ben kullanıyorum. Bir dahaki kamplarda ödeşeceğiz abi. Aynen, şaka ediyorum, canın sağ olsun. Şimdi size arkadaşlar ilk gün kamp yaptığımız yeri göstereceğiz. Ya işte internet çok kötü çektiği için bizim de dinlenme zamanlarımızda internetten iş yapıyoruz sonuçta. Online mağazamız var. Sefa yine Instagram'dan sipariş alıyor vesaire. O yüzden illaki internetin çektiği yerlerde olmamız lazım. Göster abi. Bakın şurası baraj, arkası vadi. Biz şu baraj bentlerinin üzerinde orada kamp yaptık. Çok güzeldi. Bence Gelibolu'dan sonra buraya dönüp bu akşam ve sabah büyük balığa deneyelim mi Sefa burada? Bence de. Tamam, tutamazsak birini daha uzatırız o zaman. Bakacağız artık. Gelibolu'dan herkese selamlar. Videolarımızı yükledik. Süper hızlı bir internet bulduk. Kaçtı? 30 megabit upload, 80 megabit de download hızı varmış burada. Turkcell Superbox modemimiz var. Inverter'ımız olduğu için 220 voltumuz da her zaman mevcut. Rotomobil, bu karavanı yapan adamdan da Allah razı olsun. İnanılmaz güzel yapmış elektrik kısmını. Bir sıkıntı yaşadık mı? Hiç elektriğimiz bitti mi? Hiç. Zerre bitmedi. Açık. Gece deli gibi aydınlatmalar açık falan. Panellerimiz harikaymış. Kendisine çok tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Sefacığım nasıl gidiyor? İyi abi, gidiyor. Beklerken bir ürün daha ürettim. Bu gelmeden aldığım bir siparişti. Böyle tam minimal kamplara giderken. Kartlık mı bu şimdi? Evet. Böyle güzel bir kartlık. Kampa vesaire giderken. O diğer kartlığın biraz değişikti. O başka. Onun Fonda tipi değişik. Fonda çıt yok. Bu henüz bitmedi. Bu bitince şöyle oluyor. Ben bundan istiyorum abi. Tamam. Bu daha çok hoşuma gitti. Buna en azından paramara da konulabilir değil mi? Evet. Uf, şu güzelliğe bakın ya. Ebru kaplama. Dünyada eşi benzeri yok çünkü bu Ebru desenlerini bir kere üretebilirsin. Doğru mu? Aynen. Çoğu sipariş alamıyorum bir daha. Almak istiyorlar ama yapamıyorum. Bazen ben de yapamıyorum yaptıklarımı. Vay. Ne yaptın? Şimdi videonun editlerini hazırlıyorsun. Kapağını falan hazırladık. Hiç çocuğa bir abone olmaz mıyız be? Sharkcraft yazıyorum şuraya evet, arkadaşlar. Evet, beni geçmemiz lazım arkadaşlar. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Ben sana 1000 vereyim kendi abonelerimden. Olur mu? Sen her yolu gösteriyorsun abi ya. Benim artık tırmalayıp çıkarmam lazım oralara. Eyvallah, sağ olsun. Bu ne abi? Şu. Bu da benim bir abi atölyem, bir evde bir odam var biliyorsun. Evet. Bir panom var. Orada alabalık sahterim falan vardı bir köşede. Bunu da senden istediğim hediye olarak asacağım oraya. Tam bir birebir... Ne verdin mi ki? Evet, bunu aldım abi. Birebir turna sahtesi. Asacağım. Günler boyu çalışırken bir yandan da onları izleyeceğim. Benim için inanılmaz güzel bir hediye oldu. Böyle faaliyetlerde küçük anılarla eve dönmeyi çok seviyorum. Bu da hiç unutamayacağım. Her an karşımda olacak çok güzel bir parça. Kardeşim güle güle kullan inşallah. Odana da çok yakışacağına eminim. Arkadaşlar ben de dün editimi bitirmiştim. Ondan sonra bugün burada yüklememi yaptım. Her şeyimi, kapak resmimi, her şeyimi hazırladım. Şimdi bir gün öncekini avın fotoğraflarını düzenliyorum. Bakın koca koca turnalar. Abi şu kafayı bir gösterelim ya. Böyle bir canavarlık var mı? Yani bu balığa başladığım 27 yıldır ben böyleyim. Zamanında analog fotoğraf makineleri vardı. Onlarla böyle pozlar çabucak dolsun da gidip onları tab ettireyim diye beklerdim. Sonra o fotoğrafçılardan beleşe verdikleri küçük albümler vardı, hatırlıyor musun ufak? Onlara koyardım resimlerini. Okulda böyle sayfa sayfa çevirir onları incelerdim. Bu balıkçılık değişik bir aşk.
Yani fotoğraflaması ayrı bir keyif, yaşaması ayrı bir keyif, yakalaması, bırakması ayrı bir keyif, yemesi ayrı bir keyif. Şimdi yeni motivasyonlarımız eklendi. İşte kamp işine, karavan işine motive olduk. Ondan sonra yeni teknemiz geliyor inşallah. Munde 780. Onun da videosunu çektim. Şubat dedik ama araya işte ekonomik krizler girdi vesaire vesaire. Herhalde Haziran'ı bulacak ama motorunun ödemesini de yaptım. Üzerinde 250 beygir Honda motor var. O da yakında geliyor. Gerçi bu benzin fiyatlarıyla herhalde biz böyle yavaş yavaş gideceğiz. Hakkını öğrenmeyeceğiz. İnşallah bugünler de geçer. Onun dışında her şey yolunda. Küçük başka heyecanlarımız da var. Onları da yakında paylaşacağım sizinle. Şu an paylaşmak istemiyorum. Özel çünkü. Onun dışında böyle şimdi akşam gideceğiz devlerin merasına. O ilk günkü gördüğünüz yere karavanımızı çekeceğiz. Masamızı, sandalyemizi, güneşliğimizi açacağız. Sonra sabırla devlere deneyeceğim. Belki bu videoda balık bile olmayacak ama ben inanıyorum. Bugün akşam suyu var, yarın sabah suyu var. İnşallah bir dev alacağımıza inanıyorum. Sefacığım kusura bakma, balık alamazsak bir gün daha kalacağız. Buralara kolay gelinmiyor. Evet abi, sendeyiz. Aynen öyle. İnşallah dördüncü kamp videomuzu da çıkaracağız. Öyle. Keyifli seyirler. Arkadaşlar Gelibolu merkezde işlerimizi bitirdik. Biraz peynir elması falan da aldık Antalya'ya götürmek üzere. Şimdi en sevdiğimiz kamp alanına doğru gidiyoruz. Bir tarafta vadimiz, bir tarafta gölümüz var. Birinci viteste sakin sakin dağ bayır çıkıyoruz. Of bari hava da çok güzel ha. Akşam suyu. Sprinter için. Sprinter canavar abi. Evet. Kamp alanımıza geldik abi. İlk geldik. Mi? Şimdi güzelce bir park edeceğiz yine yanlamasına. Bu sefer ileri park edelim biraz. Şu çam ağacından kurtulalım. Vadiyi daha derin görelim abi. Hangi çam ağacından? Şundan. He anladım. Bir tık ileri park edelim evet. O zaman. Şurası güzel sanki. Of neden? Şuraya bakar mısın abi ya? Serengeti. Süper. Şimdi sen in abi bana yol göster. Tamam. Ağır ağır. Gel abi. Gel gel gel. 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 Tamam dur. Arkaya geçiyorum. Gel abi. Hop dur. Hafif sağa yap, sağa. Nasıl? Tam dik olmadı, hafif sağa yap. Tamam. Hop! Oldu mu? Evet, oldu şimdi. İyi mi böyle? İyi kaptan. Şöyle geri vitese takalım, bırakalım da uçmayalım vadiye. Oldu diyorsun. Aynen öyle. Yine bu güzel kamp alanımıza geldik. Of kuş seslerini var. Bir gün ayrı kaldık özlemişiz. Eski mekanımıza döndük. Karavanımızı çektik. Tentimizi açtık ama daha masamızı sandalyemizi bile kurmadan yine şöyle şu koylara doğru arkadaşlar. Şöyle görünüyor mu? Aynen. Şu koylara doğru yürümeye başlayacağız. Büyük balık arayacağız. Aslında daha akşam hava kararmasına çok var ama öğlen de balık çok aktif oluyor. Sefa hazır mısın? Bomba gibi abi. Bomba gibi takımlarımızı hazırladık. Hemen yola çıkıyoruz. Ondan sonra akşama burada ateş başında mangal keyfimiz var. Ne yapacağız?
Çikolatalı muz mu? Ve portakallı çikolata. Köfte, ateşte orman, değişik değişik kamp tatlıları. Fantazi tatlıları, kamp tatlıları. Hadi bakalım, Sefa'ya güveniyoruz. En zorlu yer yine burası. Çok sarp. Bakın şurası o kadar ince, o kadar dik bir yerden geçeceğiz ki. Yani ayağımda da spor ayakkabılar var. Şuradan göle uçmamız işten bile değil. Böyle dağ keçisi gibi yan yan basarak ilerliyoruz. Eyvah eyvah eyvah. Allah Allah, ben bu kadar korkmuyordum ya buradan geçerken. Tamam ya. Korkunç yerleri atlattık gibi. Evet, en tehlikeli yeri geçtim. Sefa orada geliyor. Ben birazdan şu koyun ucunda ilk atışımı gerçekleştireceğim. Bugün büyük balık istiyorum arkadaşlar. O yüzden büyük yem atacağım sürekli. Yani zaten 60 santim üzeri her balık yiyor o büyük yemleri de. Çok zorlu yollardan gezmeye devam ediyoruz. Çünkü kenardan geçemeyeceğiz. Buranın altından geçmemiz lazımmış. Emin misin? Ben alttan geçiyordum ya Sefa. Allah. Yok, o burası değildi. Bu kadar sürünmüyorduk orada. Bir sonraki koyu. Ah be Sefa. Şimdi sen gider alttan geçersin, Allah bilir. Ulan ya. Sefa'ya bak. Beni yukarıdan geçirdi dalların, çalıların arasından. Kendisi oraya geçiyor. Kollarım çizildi biliyor musun? Şuradan geçirtti beni. Lan Sefa. Şurada yukarıdan geçecektik. Bak şurada. Lan Sefa. Hayır, bir de gülmekten ölecekti, az kaldı. Savaş abi yapıştırdı. O iş var ya, o iş. Alalım içeri. Demin takip eden de muhtemelen. Evet, bu. Tebrikler, tebrikler. Harikasın bana. Harikasın abi. Bugün 4. takip eden balık akşam suyunda ve balığımızı yakaladım. Çok güzel, şimdi sağlıklı bir balık. Şimdi incitmeden göstereceğim. Şuraya çıkalım mı kanka? Aynen, o düzeye çıkalım abi. Aynen, hadi bakalım. O turuncu kuyrukla mı aldın? He. Evet. Var onun devamı daha. İstersen sana da vereyim. Arkadaşlar balığımız burada. Ölçüyorum. 20, 40, 60. 60 santim. Ya var mı o kadar ya? Bence yok. 20. Abi var. Vereyim mi şeyi? Metremi. Ver, istediğin kadar şu ver. Şu ortasındaki banda bakar mısın? Tabii ne kadar değişik olduğunu. Çok oradan. Güzel, çok. Bak şurada bir çizgi var arkadaşlar. Mükemmel bir hayvan. Çok yakışıklı be. Bakın şuradan tuttum. Çırpınıp elime zarar vermesin diye. Evet, evet, evet. Bakın Savage Kirk Cannibal Curtail Pike rengi. Abi bak yine ölçüyorum sana bak. 21. Selam. Elimde. Eyvallah. Çok güzel. 60 santimlik bir balık abi. Çok sağlıklı, çok fotojenik. Şimdi bununla bir iki fotoğraf alacağız, salacağız. Şu dişleri gösterir misin? Şu canavarlı. Ah. İşte mükemmel bir hayvan. Şu üstteki dişler adamı mahvediyor arkadaşlar, mahvediyor. Ama devam. Balığımız burada. Çok sevimli gördüğünüz gibi. Harika. Hiç zarar vermeden bir iki fotoğrafını aldık. Şimdi bu güzelliği run yapacağız, run. Çok mutluyum. Ama bu bizim istediğimiz boylar değil. Daha büyüğünü de alacağız inşallah. Of canavar. Of canavar.
oldu? Of! 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 Abi nerede balık? Burada. Vallahi üçlü yine de var bunda. Aa, o kadar da canavar değilmiş ya. Ama güzel. Güzel canım. Hangi yemi taktığımı şimdi hatırladım. Tamam, bunda üçlü yine var. Bu. Oo, resmen ota girecekti. Oy 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 oy. Bence bu 70'lik. Sence? Yok ya. Ya 60'lık. 65'lik. Ama ne dövüştü be. İyi korkuttu beni. Beni de sen korkuttun. 65'lik. Canavar. Bayağı güzel kalın böyle. Real eel aldım. Uzun yem attım. Aldım. Dang diye bir koydu abi. Çok keyifliydi ya. Balığımızı gösterelim. Yukarı çıkalım yine. Lan demin de aynı yerden almadım mı ben balığı? Evet. Demin şuradan aldım. Bugün şu an burada. Hoppa. Güzel, emniyetli bir şekilde tutalım. Yemimiz burada. Real eel'ın sütlü kahverengi. Vallahi şeydi, az önce yemin kopunca kolaydı, bu vardı. Bunu taktım. Bakın bununla yakaladım kocaman yemle. Oh, çok yakışıklı değil mi? Yine çok sağlıklı. Ölçüyorum abi. 20, 40, 60, 70 santim. Nasıl? Bence 70 yok bu balık. Getir lan cetveli. Getiriyorum. Tamam getir. Getiriyorum, getirmedim. Bana da yok gibi geliyor. Aa, bizim sularım 65. Tamam bak şöyle söyleyeyim. 65'i var, bence de 70 yok. Yani niye öyle ölçtüm ben de anlamadım. Bak şurayı burnuna denk getiriyorum abi, doğru mu? Doğru. 65 santim. Balığımız gitmeye hazır. O zaman şu şekilde gönderiyorum abi. Aşağı inersem suya düşeceğim. Zaten çok hareketli. Hadi. Gidecek. Afalladı şu an. Hadi bak. Hadi oğlum. Şimdi gidecek. Diyor ki ille beni son kez bir öp. Savaş abi sev, öyle gönder. Bak şimdi bak. Şimdi nasıl gidecek? Öpmedim diye gitmiyorsun değil mi? Oğlum burası. Yolu şaşırdı. Heh, gitti. Bak nasıl gidiyor. Öpücüğümüzü de verdik, gönderdik. Evet arkadaşlar. Deneye dönüş yoluna geçtik. Sefa Bey şuradan geçsenize ya. Burası daha rahat abi. Ya, genç, zayıf ve atletiksiniz. Yani neden öyle? Beni gönderiyorsunuz oralara, her yerimi çizdiriyorsunuz. Allah düşüyor. Evet doğru, haklısın. Şu suyun güzelliği nasıl abi? Şu gidenler kerebit mi? Nerede? Kurbağa mı? Şeyin altına gömüldüler, toprağın altına doğru gömüldüler. Haa, kerebit olabilir. Şimdilik havamızı sonlandırdık arkadaşlar. 2,5 saatlik falan bu serüvenimizde 2 balık alabildim. Gördüğünüz gibi barajda balık popülasyonu zayıf. Öyle aradığımız devleri de bulamadık. Ama yine de keyif veriyor. Sefa şimdi başka bir maceraya, atraksiyona gidiyor. Onu söylemek istemiyor. Gayri resmi işler yapıyor. Şişt, ne yaptınız lan? Define mi arayacaksınız? Yok be abi. Bizim en büyük definemiz turna. Şaka. Öyle başka bir köye gezmeye gidiyor şimdi. Ondan sonra valla oruçlu adamda enerji hiç bitmiyor yani, helal olsun diyorum. Sefa yorulmadı mı lan? Nasıl abi, gözün abi alıyor ya? Bizi hayatımdan aşk abi. Aşk falan diyor, bir şeyler diyor. Yoksa bu balık işte kolay değil abi, sen de balık yoruluyor. Yine ne anlatıyor? Arkadaşlar Cemil abimiz geldiğine sağ olsun odun toplamışlar. Kendi elleriyle ateşi yaktı. Birazdan da burada mangalımızı yapacağız. Son gecemiz. Bir de sabah suyumuz var. Öyle karar verdik. Bir şey değişmezse. Çünkü bayram var akabinde. Hani ben aslında bayramda da burada kalacağım diye hedeflemiştim ama Sefa'nın gitmesi lazım. Eşiyle. İlk bayramımız. Evliyken ilk bayramınız. Evet. Doğru. Çok haklısın. Öyle ateş pişiyor. Ben gideceğim birazcık akşam suyunu olta atacağım. Şansımı deneyeceğim.
Sonra burada güzel mangal yapacağız. Biz yine mangal yapacağız. Abi benzin mi döktün? Nasıl yanıyor be ya? Ya motorunu gösterelim Cemil abimize. Tamam, plaka çekme. Sefa değişik bir aktivite yapmaya gidiyor demiştim ya arkadaşlar. Hani esprisi de define falan arayacak demiştim. Arazide bununla gezmişler. Gidiyor mu abi? Bu çıkıyor mu her yere? Çıkıyor, çıkıyor. İnanılmaz keyifli ya. Ciddi misin ya? Ya biraz da şey, arazi yollarına hakim olmak gerekiyor tabii. Kaç model? 2015. 2015, ciddi misin? Tabii. Bir şey diyeceğim, hız motoru mu bu gerçekten? Yok değil ya, hız motoru. Kaç yapıyor? Kaç nat? Vallahi çok basmıyorum, ben hızı da sevmiyorum. Arabada da aynıyım. 200 yapıyor mu yine de? Yok canım. Nasıl? 60-70 yaptım, yetiyor bize. Ya normalde kaç yapıyor ya? 100-110 basıyor. Nasıl 110 basıyor abi? Hayvan gibi, canavar gibi motor bu ya. Deposu büyük onun lan. Harbi mi? 13 litre benzin alıyor. Yani 100 dediğiniz skuterlar basıyor, elektrikliler basıyor abi, o kadar. Zaten şey yapmışlar ya, yani hız sınırı koymuşlar buna. Yani kesiciden sonra korumaya alıyor kendini motor. İyi. Eyvallah. Yetiyor ama hız iyi değildir. Senin küçük oğlan da kullanıyor zaten. Aynen. Tabii tabii. Arkadaşlar. Hız iyi değil. Öyle koca koca motorlarla bizim arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz, rahmetli olanlar var. Lütfen yani hem korunmasız tabii. Kask ve donanlı motor kıyafeti. Yani benim motorla ne alakam var? Sana ne diyeceksiniz ama dayım mayım arkadaşlarımla çok motorcu var. Bu da çok değişik bir tutku. Gerçekten ama her şeyi güvenlik tedbirlerini alarak yapmak lazım. Kimsenin canı yanmasın. Aynen öyle. Arkadaşlar akşam suyunu aşağı iniyorum. Çok bir şey almayacağım. Bir tanecik yem alacağım kendime. Hadi iki olsun. En güvendiğim yemlerden. Yoksa bir dakika şu ikisini mi alsam? Aynen şu ikisini alıyorum. Şöyle elime alacağım. Şu artık akşam hava kararıyor ya, bu renk koyu kalır artık. En son balığı bununla almıştım. Aşağı ineceğim. Kepçeyi de alacağım tabii ki. Emniyet olsun. Ondan sonra zaten büyük balık yakalarsam çağırırım. Sefa yardım eder bana. Mera çok uzak. Şurası hemen. Gösterir misin? Haydi bana rast gelsin. Şöyle akşam yemeğinden önce bir canavar alıyor muymuşum? Yapıştırıyor muymuşum şöyle bir 110 santim? Öf. Rastgele. Tam şu bölgede bir oynak oldu. Sağlam dalga çıkardı valla. O yüzden o tarafa doğru attım. Hadi bismillah. Valla büyük bir balığa benziyordu ve turnaydı yani. Çok büyük ihtimalle turna. Ona vur! Aldım! Sefa aldım! Sefa aldım! Gel gel! Büyük balık, fena değil. Yok, büyük değilmiş. Yine 60 santim var ama. Gel abi gel. Abi oynak oldu. Attım ve direkt yapıştırdım, biliyor musun? Paket oldu. Keşke fotoğraf makinesini de alsaydın ama olsun, boşver gel. Of, nasıl atladı. Of, nasıl atladı. Hadi kurtar kendini. Üç yine çıktı ağzından. Çok tatlı ya. Vallahi. Oynat yaptı. Attım mı yapıştırdım abi, öyle söyleyeyim. Bak bugün balık yiyecek. Nereye? Evet. Çok güzel. Dedim kamptan indim ve aldım gördüğünüz gibi. Abi balık çok agresif, biliyor musun? Oynat yaptı. Attım aldım. Demek ki bayağı güzel balık var burada. Of, yine güzel 60 santimlik bir balık. Abi o zank diye bir koydu var ya. İnanılmaz keyifliydi. Şeyle aldım. Real Eel'ın limonuyla aldım bu sefer. İğneyi ağzından çıkarayım. Ondan sonra
Hemen salımını yapalım. Şöyle bir gösterelim mi? Evet. Yine tedbiri elden bırakmıyoruz. Güzel tutuyoruz. Yoksa canımızı okur biliyorsunuz. Hoppa. Harika balık. Bakayım şöyle hop. 60 santim. Abartmıyoruz bu sefer. Nasıl abi? Çok güzel. Havımız keyifli bir şekilde devam ediyor. Dişleri göster abi, dişleri. Şu canavarlığa bak. Şuradan sıkıca tutmazsanız lime lime eder dişleri size. Ama devam. Şimdi bu güzelliği geri salıyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, balık şurada askıda duruyor. Bir tahrik ediyorum ve gitti. Yılan. Ay yallah. Tavuklarımız ve patlıcanlarımız pişiyor. Nasıl oluyor abi? Güzel. Efsane koktu. Kokular havada çarpışıyor. Aynen öyle. Soframız hazır arkadaşlar. Emek veren herkesten Allah razı olsun. Özellikle Cemil abi. Valla inanılmaz çalışıyoruz. Zaten sen seviyorsun değil mi bu işleri abi? Doğru. Mangal, et, yemek. O işler senden soruluyor. Bize afiyet olsun. Yarın sabah suyundan sonra yola çıkmaya karar verdik artık kesin olarak. Ya nasip. Yemeğimizi yedik. Şimdi ateş başında çok değişik bir keyfimiz var. Sefa Bey ne yapıyoruz? Abi çikolataları hem muzun içine hem portakalın içine koyduk. Şimdi bunları inanılmaz sıcak. Aç. Nasıl bir şey ya? Of. Oh, portakalı denedin mi? Muz güzeldi geçen yediğimizde. Portakal da güzel oluyor. Muzlarımız çok küçük. Ateşte çok fazla kor var. Bakalım kontrol edebilecek miyiz? Şuna kıyım ben Sefa. İyi mi böyle? İyi koydun Cemil abi. Karanlıkta karavanımızda çok yakışıklı görünüyor gerçekten. Ah be, bu kadar keyif alacağımı hiç düşünmemiştim. Bu arada arkadaşlar tekrardan huzurlarınızda Bahar Hindi'ye ve Sitara Mobilya'ya çok teşekkür ediyorum sponsorlarımıza. Bu seyahati biraz da onların sayesinde yapabildik. Kısaca şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bahar Hindi'nin bir sürü modeli var biliyorsunuz. Bu Turkey Gulaş dedikleri Hindi Gulaş. Gerçekten buna bayıldım. Efsane. Yani ekmeğinizi bandırın bandırın yiyin. Gerçekten 10 numara. Tam lokmalık hazırladım abi bunları. Valla. İlk defa böyle küçük muzla yaptım ama aç ısır ısır ye yani. Üf. Biraz soğudu mu? Bence güzel oldu. Ya bakalım. Sen beğenirsen ben de yiyeceğim. Altı çok güzel pişmiş. Afiyet olsun. Portakallarımız burada. Çayımız da hazır. Adamın hası. Hası, adamın ham maddesi de burada. Çaylarımızı servis edelim. Demlenmiştir artık. Tavşan kanı be. Earl Grey. Sefa, ortam nasıl? Süper abi. Şimdi sıra portakalda. Bunu bence kaşıkla yiyelim değil mi içinden? Ben öyle mi oluyor? Kaşık evet. Üf, suya bak ama soğumasın artık. O zaman buradan İlker Reis'e, Lokman Yusi'ye, Lokman abimize, evet, Lokman abi Antalya'dan bütün sevgili kardeşlerime, hepsine Emre'ye, Uğur'a, Oğuz'a, Can'a, efendime söyleyeyim Atilla'ya, İbrahim abi herkese buradan selamlar olsun. Selamlar olsun. Biz orada böyle şey... Küçük bir kemik kadromuz var. İnşallah. Balıkçılardan. Ama yani evet. Daha adını sayamadığım onlarca kişi var. Onlar hakkını helal etsin. Sağ olsunlar. Sen de geleceksin mi Antalya'ya? İnşallah. Cemil düşerse... abi gelsin mi arkadaşlar Antalya? Yolun düşmez, onu geç. Bu zamana kadar düştü mü yolun hiç? Düşmez, doğru söylüyorsun. Düşürürüz abi. Bundan inşallah. Biz de Cemil abimiz Antalya'da en iyi şekilde yedireceğiz, içireceğiz, gezdireceğiz, balık tutturacağız değil mi abi? İnşallah. Nasip olursa geliriz. İnşallah. Trofelere. Aynen öyle. Bugün kampın son günü arkadaşlar. Son kez bir atacağım. Şu ilerideki toprak alanına gidiyorum. Fazla zorlamayacağım kendimi. Bir saat kadar falan atıp deneyeceğim. Ondan sonra köye gideceğiz.
köyden köy peyniri falan alacağız. Keçi peyniri Antalya'ya götürmek üzere. Oradan da yola çıkacağız. Uzun bir yolculuğumuz olacak. Gelirken biraz badireler atlatmıştık. Karavanımız arızalanmıştı falan. Ama şimdi inşallah bir aksilik olmazsa 8-10 saatte Antalya'ya varacağız Allah'ın izniyle. Çok yorulduk. Açıkçası hava soğuk diye biraz üşen geçtikten kamp ortamında alışık olmadığımız için duş bile almadım. Normalde karavanda duşum var. Hani normal kısmi temizlik yaptık. O yüzden açıkçası saçlarım falan yağlandı. Yani yavaş yavaş alışacağız bu kamp işine ya. Sonuçta yeni başlıyoruz. Güzel adapte olacağız ama her şeye rağmen çok keyifli. Ama yine bu yemine başlayacağım. Savage Real Eel 15 santim. Dün akşam da bu yemine balık almıştım. Göl çok güzel. Önce birkaç şu köşeyi deneyeceğim. Sonra buradan ata ata şu ileri doğru gideceğim. Rast gelsin. Evet arkadaşlar, sabah suyunda da bir şey çıkmadı. Artık geri dönüş vakti geldi. Karavanımızı hazırlıyoruz. Bütün her şeylerimizi yerleştirdik. Dediğim gibi arabayla yolda giderken hiçbir şeyin ortalıkta kalmaması lazım. Yoksa dökülüyorlar, saçılıyorlar, şangır şungur kırılıyorlar. Şimdi köye uğrayacağız. Hem Cemil abiye elveda diyeceğiz. Bizim için çok şeyler yaptı burada Cemil Tok abimiz. Hem de keçi peyniri alacağız köyden. İkişer bidon Sefa ile beraber. Sefacığım nasıl gidiyor? Hazır mıyız? Abi süper. Öncesinde kamp heyecanı vardı. Çok iyi hissediyorum kendimi. Şimdi de şehre dönüş heyecanı var. Biraz aynen, şehir insanıyız ama kampı çok seviyoruz. Doğayı çok seviyoruz. O yüzden keyifler yerinde. Karavanı hazırladım. Bunları kapatalım. Sıcak su yaptık. Bulaşıklarımız var değil mi birazcık? Evet. Onları aşağıda çeşmenin başında. Nerede? Nereye koydun? Şuraya koydum. Poşete mi doldun? Sen de giriyorsun ona muhabbet abi ya. Yapacak bir şey yok abi. Her şeyimizi görsünler. Evet, onları poşete doldurdum. Dolabımız burada. Tam dolu. Vallahi dolap da iyiymiş. Karavanın her şeyi iyiymiş. Bakın burada bütün sivilçlerimiz var. Tatlı suyumuz, duşumuz, tuvaletimiz, çeşit çeşit aydınlatmalarımız. Mesela şuradan bakın şeyi görebiliyoruz. Tuvalet suyu bomboş. Ondan sonra tatlı suyumuz çeyrek depo kalmış. Falan filan işte. Şuradan hepsini off yaptım. Off konumuna getirdim. O zaman yola çıkmaya hazırız. Bak şurası rahat bir şey. Ya Allah! Of ne güzel tezgah koktu. Allah ne salladı be. Cemil abi nereye gidiyoruz be? Hop. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Yiyeceğin peynirin nerede üretildiğini görmeye gidiyoruz. Vay, keçileri görmeye gidiyoruz ha? Tabii. Çok heyecanlıyız. Arkadaşım sağlıyor musun sütlerini? %100 keçi sütü diye inandırmak için mi yaptın şimdi bunu bize? Yok yok. Tamamen doğal ve organik. Abi tesisi yerinde görelim dedik. Hoş geldiniz. Girebiliyoruz mu? Verin ben ona. Sinirli bir teke bize saldırmaz değil mi? Saldırmaz. Ne kadar güzeller. Bereket olsun. Bu Haydi'nin keçisine benziyor. Gel buraya gel. Kolay gelsin. Çok güzel bir ortam. Şimdi yeni küçük kalmış. O erken doğum yaptı. Ha, erken doğum yaptı o yüzden değil mi? E nasıl engel oluyorsunuz ki? Yani ilk gebeliğini yapar yani direkt. Şey oluyor. Mesela 7-8 aylıkken tekeye gelmiş oluyor. Anladım. Erken şey oluyor. Aynen. Vay demek böyle ama şey hiçbir şey yapmıyor. Uslu uslu bekliyor. Rahatlıyor değil mi o da çünkü sağlanınca? Tabii tabii. Ateş yapıyor sağmadığımız zaman. Vay be. Arkadaşlar. Sütün doğallığına bakın. Kolay gelsin abi. İşte bu keçilerin sütünden yapılan peynir alacağız inşallah. Cemil abi şu oğlağı yakalasana ya. Oğlağı? Aynen. Şu küçük olanı, bebişi. Diablo.
Kuzuna bak bakalım. Tabii canım ya, hayatta yakalatmaz kendini. Şu teke mi değil değil mi? Yok, o da tekeyim. Tekeleri ayırıyor mu? Büyük olanları ayırır. Orada nerede geçiyor lan? He? Girişi. Anam bak, bu çok canı yakın, hemen geldi. Abla. Kolay gelsin abla. Bitti ama bitti. Bitti mi? Ne koluna sağlık. Şişt lan, rahatladın mı? Gel buraya gel. Yabancıdan kaçarlar. Tabii, tanımıyorlar tabii ki bizi. Doğal olarak. Ben şu ufaklığı kovalayacağım. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Bak sen yaramaza bak 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 bak. Yaramaza bak sen yaramaza. Doldurdu. Arkadaşlar şimdi bunlar büyüdüğü için bunlar artık yem yemeye başlamışlar. Ama sağım bittikten sonra salıyorlar. Birazcık tabii ki yavruları da süt bırakıyorlar. Onlar da yemiyor. Ama mesela şu küçük torpilli. Yeni doğduğu için. Neredeydi o küçük? Yukarıda mı? O mu salacak abi şimdi? Aynen. Vay. Yakalıyorsun. Ondan sonra teslim oluyor değil mi? Cem'in arkadaşımız da çok iyi bilir bu işi. Nereden bilecek o ya? Eski zanacılardan. Gerçekten... Bizim köye sağ olsun zanayı getiren adam. Nasıl yani? Zana bu keçinin cinsi mi? Tabii. Sanem. Hmm. Herkes kara keçi bakarken Cem'in arkadaşımız sanem keçiyi getirdi buraya. Ciddi misin abi ya? O da mı senin... Abi her piyasada varsın çıktı. Be. Abi her piyasada varsın be. Varsın da buraya. Nasıl? Nasıl ama? Abi köyde kaç tane keçi vardır toplamda tahmini? Bir 5000 vardır herhalde. Var mı? 5-10 bin vardır. Hmm. Sizden daha böyle fazla keçi bakan var mı köy olarak? Var var. Evet. Ya ormanları bitirdikleri için keçi bakılmıyor artık. Hmm. Çam dikildi her tarafa. Çam yani yok ediyor şeyi. Hayvanı. Yani maki lazım değil mi? Küçük tabii, çalılık tabii, şeylik tabii. Lazım. Anladım. Al Savaş Akar. Bu da sana. Haydi aşkım. Aa küpeli. Geldi bak. Küpeli küpeli. Biliriz biz de be ya. Valla. Aynen. Nasıl ama? Çok güzel ya. Şu gözlere bak. Çok tatlı. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Aa kokuyor muydu bunlar? Benden iyi kokuyor şu anda. Çok dostlu ha. Hiç bıraktı sakin kendini. Sakin bunun ırkı böyle. Hı? Irkları böyle ırkları. Hı, sakin mi oluyorlar? İnsancıdılar tabii. Ha. Bırakma da. Diğer kara keçiye göre. Şimdi arkadaşlar önemli bir an. Kavuşma anı. Yavrular salınıyor analarına. Salma işlemi bitti hepsi, sanırım. Hepsi değil ama. İşte bu, işte bu. Yaşasın özgürlük. Ana. Bir anneye üç kişi de aldı. Baba ne kadar mutlular ya. Keçiler çok eğlenceli hayvanlar. Bunlar binlerce hayvanı olan var mesela. 300 tane, 500 tane. Ne oluyor onlar? Nasıl hepsi giderli? Birbirinin kokularını tanıyorlar. Vay be. Niye çıkmıyorlar? Onlar yasamıyor ondan. Tamam. Bir abla. Daha küçükler salıyor. O, onun yavrusu o siyah mı? Evet. Vay be. Onun yavrusu öldü. Başkasından aldık. He. Evlatlık. Evlatlık. Evet. Nasıl alıştırdınız? Siyah. Vay be. Şu öndeki çok güzelmiş ha. Hay şu mu? Şu rengine baksana güzelliğine. Evet evet. Hepsi güzel ya. En çok süt ormanın içinde var. Allah. Kalksana! Evet, üzücü bir haber aldık arkadaşlar. Allah. Bir oğlağımız ölmüş. Yazık. Neden ölmüş acaba? Ya üstüne bastılar, bir şey oldu. Hiç hasta bir şey değildi. Ne bastılar? Değil mi? Hasta falan değil. Şehidimiz var. Ne? Şehidimiz. Evet, bir şehit var. Evine şey gelmemiş mi acaba sana? Yok. Vay kaç be. Aylıktı abi o? En fazla bir ay. Hmm. Genelde böyle bir aylıkken ölüm olmaz değil mi? Şeyde, Mart ayında doğum yaptığı zaman sarhoşluk hastalığı var. %70'i gider.
Ha, niye soğuktan mı? Ya hayvan ishal oluyor. Bu sefer toplayamıyor kendisini. Ya şeyden kışın mı yapması gerekiyor? Aynen. Hava değişimi olduğu için hayvan bildiğimiz sarhoşluk. Keçileri sevdik, şu güzelliği de sevelim. Böyle üzülmesin. Oy 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 oy. Yat 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 yat. Bu da küçük bir köpecik. Tosun bu, tosun. Halis muhlis keçi peynirlerimizi de aldık arkadaşlar. Çok güzel Olcay abimize çok teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık. Her zaman bekleriz. Abi telefonu bırakalım. Gelibolu bölgesinde keçi peyniri isteyenler için şuraya telefon numarasını yazıyorum arkadaşlar. Hani %100. %100. Hani ben acaba içine inek peyniri katılıyor mu falan dedim. Burada inek sütü daha zor bulunan bir şeymiş. Ne kadar dayanıyor abi bu böyle? Bu şekilde serin yerde durduğu zaman durdukça daha kaliteli, daha lezzetli. Lezzetleniyor ha. Bunu böyle yıl boyunca yiyeceksiniz. Tabii ben öyle bir şeyleri saklama şeyi değilim. Dağıtacağım herkese. Çok sağ ol abi. Allah razı olsun. Her zaman bekleriz. Yolcu yolunda gerek. Çok geç kalmayalım. Hayırlı yolculuklar. Olsun. Şimdi normalde bizim burası taş duvar. Taş duvarda serin yerde durdu mu daha kaliteli oluyor. Bu duvarda durdu mu yumuşak oluyor. Ona göre... Tamam. Tamam abi. Biz de serin bir yerde tutarız. Maalesef her güzel şeyin sonu olduğu gibi bu kampımızın da sonuna geldik. Üzerimizde tatlı bir yorgunluk var. Çok keyifliydi. Yani gerçekten o kadar böyle keyif aldım ki özleyeceğim. Düşündükçe tüylerim diken diken olacak. O kadar güzel anılar, izler bıraktı bende. 13 yıldır buraya geliyorum. Pandemide gelemedim 2 yıl ama geçen sene dayanamadım. Gelecektim. Köyü karantinaya almışlardı. Böyle bir aylık falan karantinaya girmiştim. Köy o yüzden gelememiştim. Ama bu zamana kadar ki belki 8-10 sefer geldim buraya. En keyiflisiydi. Burada kamerayı tutan Sefa kardeşime de tekrar teşekkür etmek istiyorum. İçimizde aslında bir mutluluk da var. Yani özlem olduğu kadar Antalya'yı da çok özledik. Çünkü Antalya da çok güzel bir şehir. Orada sevdiklerimizi, ailemizi, arkadaşlarımızı, özellikle Can ve Oğuz'u dükkandan çok özledim. Balık günlükleri mağazasından biliyorsunuz. Her şey çok güzeldi. Evet, hedefimizdeki 1 metrelik turnaları, metro üzeri turnaları bulamadık ama 60 ile 80 santim arası çok balık aldık. Birazcık şey oldu, açıkçası ilk zamanlar acemiliğimize geldi. Olsun, her şey çok güzeldi. Şu an Sefa'ya doğru çeviremiyorum kamerayı ama tekrardan çok teşekkür ediyorum Sefa'ya. O da burada hem balık tuttu hem üretimlerini yaptı. Ondan sonra zaten bizim buradaki amacımız şuydu. Kamp yaparak, keyif yaparak aynı zamanda işimizi icra edebiliyor muyuz? Devam ettirebiliyor muyuz? Hayatımızı idame ettirebiliyor muyuz? Ayıptır söylemesi güzel siparişler aldı Sefa. Destekleriniz için de onun adına çok teşekkür ediyoruz size. Şimdi ben kamerayı elime almayayım, araba kullanıyorum. Önümde de bir traktör gibi bir şey var. O yüzden arkadaşlar lütfen bu kadar emeğe karşılık bir like atın videolara da etkileşimimiz artsın. Kısa da olsa bir yorum yazın videolara. Gerçekten bir algoritma düşüklüğü yaşıyoruz ama çözeceğim eminim. Çünkü içeriklerimiz sıradanlaşmıştı. Çok farklı güzel içerikler yapmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu yaz farklı olacak gerçekten. Bunu siz de göreceksiniz. Kanallarımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Avrupa'nın en büyük YouTube balık kanalıyım. Sizin sayenizde, destekleriniz sayesinde şaka gibi. Avrupa'nın, dünyanın en büyük balıkçılık kanalı 3,5 milyonken ben sayenizde 500,000 üzerinde bir aboneye sahip oldum. Avrupa'nın ilk milyon aboneli balık kanalı olmak için de elimden geleni yapacağım. Sizin desteklerine ihtiyacım var. Eşinizi, dostunuzu, arkadaşınızı lütfen kanalı tavsiye edin. Şöyle yapın demiyorum. Hani yaparsanız iyi olur da adamın telefonunu alıp direkt abone yapın demiyorum. Çok teşekkür ederim arkadaşlar destekleriniz için. Şuradan Sefa'nın kanalına, şuradan da benim kanalıma abone olun lütfen. Oltanızdan nasipleriniz eksik olmasın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.